Selamlar, 21 Brawl Stars sitesine hoş geldiniz. Biliyorsunuz geçen hafta Brawl Talk geldi. Daha doğrusu geçen hafta gelmedi. Brawl Talk geleli 3-4 gün falan oldu. Ve Brawl Talk'ta yeni tanıtılan karakter Stu hakkında fark etmediğiniz 10 tane şeye bakacağız. Sadece Stu hakkında. Brawl Talk değil. Bu video tamamen Stu hakkında bilinmeyen şeylerle ilgili olacak. Ve hatırlıyorsunuz ben geçen aylarda günlük 2 video atacağım diye bir hafta boyunca günlük 2 video yapmıştım. Ve kanalı kurtarmıştım. Şimdi ise yeniden sıkıntı zamanı, kanal çökmüş. O yüzden benim günlük 2 video atıp bu kanalı kurtarmam gerekiyor arkadaşlar. Kanal istediğim diziye çıkana kadar günlük 2 video gelecek. Bu ne demek oluyor ki en aşağı 10 gün günlük 2 video var. Ne kadar like atarsın bilmiyorum. Ne kadar like gelir hiçbir fikrim yok. Çünkü kanal birazcık düşmüş. O yüzden ben bu videoya senden atabildiğin kadar like. Mesela 31 bin like. Evet, 31 bin. Ve bu arada her gün saat öğlen 12'de canlı yayındayım arkadaşlar. 12'den öğlen 4.30'a kadar Minecraft Brawl Stars oynuyoruz. Herkese canlı yayınları beklerim. Açıklamasındaki linkten gelebilirsiniz. Her gün. Şimdi Brawl Stars'ın içine girerseniz zaten haberler kısmında Stu'yu göreceksiniz. Haberler kısmında Stu geldi. Kupa yolu savaşçısı. Hoş geldin Stu diye burada bir tane haber var. Ve bu bize Stu'nun geldiğini gösteriyor. Bunu siz de biliyorsunuz zaten. Fakat şimdi Stu'nun kelime anlamı ne? Peki Stu'nun kelime anlamından başka anlamları var mı? Ve Stu'nun Star Park'la ne ilgisi var? Şimdi ise bunlara tek tek bakacağız. Ve bu bilgiler sizleri şok edeceğine eminim. Birazdan bayağı da şok olacaksınız bunları duyunca. Arkadaşlar bu bilgilerin çoğunu Brawl Stars'ın Stu'nun Wikipedia sayfasından aldım. Yani bu bilgilerin çoğu Brawl Stars'ın kendi wiki sayfasından alınmış. Yani gerçeklik payı oldukça yüksek olan bilgiler. Şimdi Stu'nun açılımına bakarsanız Stu'nun açılımı wiki sayfasında şöyle gözüküyor. Stunt Driver. Peki stunt ne anlama geliyor? Hani böyle şundan atıyorsun, şöyle bir tane şişe atıyorsun, şişe böyle geliyor, böyle geliyor, böyle geliyor, şöyle duruyor. İşte bu stunt hareketidir. Yani bu yapılması zor olan hareketleri yapan kişilere stuntçı deniliyor. İngilizce tam olarak Türkçe anlamını bilmiyorum. Stunt driver yani yapılması zor hareketleri yapan sürücü anlamına geliyor. Ve bu da bize aslında Stu'nun altındaki o tekerleğinin ne kadar mantıklı bir tekerlek olduğunu ve Stu'nun ne kadar garip işler başardığını, ultisinden beraber ne kadar ileri gittiğini, yani stunt hareketleri yaptığını, yapılması zor olan hareketleri yaptığını, birazcık garip bir karakter olduğunu gösteriyor. Ve bu da Stu'nun açılımı. Stunt driver. Fakat bir açılımı daha var. Ve bu açılım kesin değil. Bu açılım Reddit sayfasında dolaşan bilgilerden, söylentilerden gelen bir açılım. Biliyorsunuz Star Park adlı bir güncelleme olmuştu. Brawl Talk'un, Brawl Stars'ın en büyük güncellemesi. Şu ana kadar gelmiş en büyük Brawl Talk güncellemesi Star Park olmuştu. Ve Star Park'ta biliyorsunuz Colette Edgar falan tanıtılmıştı. Ve Star Park güncellemesine bakılırsa Star Park'ın açılımıyla Stu'nun benzer olduğunu, hatta aynı olduğunu görebilirsiniz. Şimdi Brawl Stars bir tane görsel paylaştı. Ve bu görselde biliyorsunuz bir tane albay raf var. Albay raf oradan bir şeyleri işaretliyor. Ve bu görselde arkadaşlar Stu'nun ne kadar tehlikeli olup olmadığını işaretlemiş. Ve Stu'nun açılımı ise Star Park Transfer Unit. Yani Star Park'ın transfer edici birimi. Yani bir şeyi bir yerden götüren birim. Yani Stu aslında transfer eden bir yapıda arkadaşlar. Yani Stu bir taşıyıcı, bir kargocu. Ve bunu da Star Park Transfer Unit, yani Stu'nun açılımından görebilirsiniz. Bu bilgiler Reddit'ten alınma bilgiydi. Bu Reddit bilgisiydi arkadaşlar. Yani bunun kesinliği yok. Fakat ihtimali yüksek. Çünkü bu Reddit kullanıcıları Ems'in açılımını filan da biliyor. 8 bitin açılımını da biliyor. Yani bu bilginin doğru olma ihtimali oldukça yüksek arkadaşlar. Star Park Transfer Unit Stu'nun açılımı anlamına geliyor. Şimdi bunu göstermeye gerek yok. Bunu çoğu kişi biliyor. Fakat oyuna girin. Oyunda Barley'in tipini biliyorsunuz. Bu içen Barley. Kırmızı bir yüzü Barley. Normal Barley'e bakıyoruz. Normal Barley'in tipini biliyorsunuz. Normal Barley ile Rico'yu almışlar ve ortaya Stu çıkmış. Yani Supercell aslında bize robot karakterleri karıştırarak, iki tane robot karakteri karıştırarak Stu'yu ortaya çıkarmış. Ve neden bu robot karakterleri karıştırıyorlar? Bunları da videonun ilerleyen kısımlarında göreceksiniz. Yani Stu aslında tam olarak bir özgün karakter değil. Aslında Rico da özgün karakter değil. Oyunda gördüğünüz bütün robot karakterler, Daryl, Stu, Rico ve de Sprout, hepsi tek bir karakterden alınma ve o karakterden yapılmış karakterler arkadaşlar. Oyunun eski hallerinden bir tane karakter geliyordu. Hatırladınız mı? Project Lazer arkadaşlar. Project Lazer'deki şu robotu hatırlayanlar vardır. Bu robot Brawl Stars'a ilham kaynağı olmuş bir robot. Yani oyunda gördüğünüz Barley karakteri, Rico karakteri, Daryl karakteri ve gördüğünüz bütün diğer karakterler bu gördüğünüz Project Lazer. Yani Brawl Stars'ın ilk karakteri. Brawl Stars'ın önceki ismi Project Lazer'di. İlk karakterinden
çıkan isimlerden arkadaşlar. Yani bu karakter önceki karakterden, yani şundan ilham alınmış bir karakter. Bütün robotlar bu robottan ilham alınmış ve oyuna bu şekilde getirilmiş. Anlatabildim bilmiyorum. Birazcık kötü anlatmış olabilirim. Uzun süredir video çekmiyorum. Bunlar olabilir arkadaşlar. Ve Sutu arkadaşlar oyundaki 10. robot karakterimiz. Robot karakterleri sırasıyla değil de şöyle sayarsak: Barley 1, Surge 2, Sprout 3, Nani 4, Rico 5, Daryl 6, 8 bit 7, Tick 8, Carl 9 ve Sutu da 10. robot karakterimiz. Ve bu Rosas büyük ihtimalle robot karakterleri gelecekler eklemeye devam edecektir. Fakat bayağı bir robot karakter olmuş yani. Şimdi Sutu'nun arkadaşlar seslerini dinleyeceğiz. Sutu'nun biliyorsanız garip garip sesleri var. Ve Sutu bir robot karakter. Rico'nun da garip garip sesleri vardı. Rico'nun garip garip seslerini dinlerseniz ofiste normal bir gün gibi garip garip sesler duyabilirsiniz. Rico'nun sesi bayağı garip. Barley'in sesi de bayağı garip. Peki Sutu da robot bir karakter. Sutu'nun seslerini hiç merak ettiniz mi? Sutu'nun seslerine bir ses var arkadaşlar. Dönmek kazanmak istiyorsan dön diye bir ses var. Ve bu aynı Dynamite'den benziyor. Hatırlarsanız Dynamite'ın bir tane mezarlığı vardı. Mortis'in evi var. Mortis'in teması olan haritada Dynamite'ın mezarlığını hatırlıyorsunuz. Dynamite'ın mezarlığının üstünde Fidget Spinner yazıyor. Yani dönen Spinner, dönen kişi yazıyor. Ve Brawl Stars'ta bu dönme olayına, dönüp takım olma olayına kayıtsız kalmamış ve Sutu'ya şöyle bir ses eklemiş. Kazanmak istiyorsan dön. Yani şöyle Speed to Win diye bir ses geliyor. Sutu'nun seslerini dinlerseniz. Yani Sutu aslında oyunda takım olan bir karakter olarak görebilirsiniz. Yani Dynamite ne kadar fazla takım oluyorsa oyunda tek hesaplaşmada, Sutu da diğer kullanıcılarla takım olacaktır diye düşünüyorum. Bu da büyük ihtimalle çoğunuzu üzecek bir şey. Ve şimdi arkadaşlar oyunda Sutu'nun ultilerine bakalım. Sutu'nun iki tane yıldız gücü var. Bir tane Sutu'nun ultisini %71 arttırıyor. Aslında Sutu düşmana doğru saldıran bir karakter değil. Düşmandan kaçan bir karakter. Düşmana vurunca ulti sağında doluyor çünkü. Düşmana vuruyorsunuz, hemen ultinizi sağ atıyorsunuz, sağa doğru kaçıyorsunuz, oradan vuruyorsunuz. Ve bu kaçma olayınızı %71 uzatabiliyorsunuz. Ekranda da gördüğünüz gibi. Normalde Sutu'nun ultisi şöyle bir şeyse, ultisinin yıldız gücüyle beraber şöyle oluyor. Yani %71 uzuyor mesafe. Ama o kadar da etkili değil. O yüzden Sutu'nun bu yıldız gücünü kullanmak yerine ikinci yıldız gücü, yani 500-500 can basan yıldız gücünü kullanmak daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Sizin görüşleriniz de önemli tabii. Ben bilmiyorum. Bence ikinci yıldız gücü daha mantıklı. Ama çoğu kişi bence birinciyi kullanacak. Ve Mortis'ten de bayağı benzeyen bir karakter Sutu, biliyorsunuz. Çünkü Mortis'in sarmalığı gibi ileriye atılıyor. Şimdi oyuncak hikayesini çoğunuz izlemiştir. Ve Brawl Stars aslında bazı karakterlerden ilham alarak, gerçek hayatta yaşamış karakterlerden ilham alarak bunları yapıyor. Mesela Colt'un Rockçı Colt kostümü var. Bende var mı bilmiyorum. Colt'un Rockçı Colt kostümü. Ekranda gördüğünüz gibi beyaz gömlekli Colt. Bu Colt'un kostümü Elvis Presley adlı sanatçıdan alınmış bir kostüm. Yani aslında Supercell gerçek hayatta yaşamış büyük insanlardan, sanatçılardan, bayağı tanınmış kişilerden alarak bazı karakterlere kostüm yapıyor. Elvis Presley Colt olmuş. Peki Sutu nereden geliyor? Sutu'nun diğer bir kostümü var. Superstar Sutu diye. Ve Superstar Sutu kostümünü biliyorsunuz. Böyle yıldızları var. Garip bir kostüm. Ve Superstar Sutu kostümü aslında oyuna sonradan eklenmiş bir kostüm değil. Bu tamamen planlanmış bir kostüm. Yani Superstar Sutu aslında gerçek hayatta Evan Knievel diye bir tane karakterden alınmış. Ve oyuncak hikayesiyle ne bağlantısı var diye soracaksınız. Oyuncak hikayesini izleyenler varsa, oyuncak hikayesi 4'te ve 3'te Evan Knievel adlı karakterin kostümünü görebilir. Yani Superstar Sutu hem oyuncak hikayesinde mevcut, hem de Evan Knievel adlı yaşayıcının, yani bayağı stuntman, hani başta bahsetmiştim ya, stunt hareketleri yapan, böyle çeviriyorsun garip garip hareketler yapıyorsun, yapılması olan hareketleri yapanlara stuntman deniliyor. Stuntman adlı kişi, yani Evan Knievel'dan alınmış. Ekranda gördüğünüz şu yaşayıcı arkadaşlar. Bayağı da benziyor zaten. Buradan ilham alınmış bir karakter. Superstar Sutu kostümü. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Videonun başında dediğim gibi artık günlük 2 video atacağım. Kanalı böyle güzelce yükseltene kadar. Kendinize iyi bakın. Her gün saat 12'de canlı yayınlayayım. Büyük ihtimalle bu videoyu attıktan sonra canlı yayına girebilirim. Girmeme ihtimalim de yüksek. Bilmiyorum. Akşam da canlı yayına girebilirim. Fakat yarından itibaren her gün saat 12'de canlı yayında olacağım. Aynı zamanda her gün saat 12'den 4.30'a kadar Minecraft Pro Stars yayınları yapıyoruz.
biliyorsunuz. Yarının itibaren bunlar da geçerli olacak arkadaşlar. Herkesi canlı yayınları bekliyorum. Instagram'ıma da takip etmelisiniz. Takip edebilirsiniz. Güzel bir sütü videosu olduğunu düşünüyorum. Akşam da video gelecek, evet. Akşam da yeni bir video gelecek. Günlük 2 video güzel böyle hızlı hızlı gitmeye çalışacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. 10 dakika olmuştur bu video. Yeteri kadar da uzun oldu. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Ben like atardım buna. Böyle 31 bin like gelirse süper olur. Komik olur. 31 bin güzel bir sayı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Garip bir video oldu. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Güle güle. Spin, baby, baby, win, baby, baby.